Pralin'den herkese merhabalar arkadaşlar. Seyşeller merkezi 3 gün boyunca gezdik. İlk videoda burayı anlattım. Praslin ve La Digue adasındaki 3-4 günümüzde gezeceğimiz yerleri, konaklama imkanlarını, sahilleri, koylarını anlatacağım. Ve tabii ki de lezzetleri de olacak bu videoda. Gördüğünüz gibi yani anlatmaya gerek yok. Mavinin ve yeşilin en güzel tonları. Tam bir cennet adası burası. Seyşeller zaten bizi büyülemişti ama şu an Praslin'in ve La Digue'in daha güzel olduğunu duymuştuk. Ve dünyanın önemli sahillerinden, en güzel sahillerinden bir tanesi olan Lazio sahili de burada. Öğleden sonra oraya geçeceğiz. Şöyle anlatayım. Arkamda gördüğünüz bunlar Catfocos'lar. Çok hızlı bir şekilde Seyşeller'den buraya gelmenizi sağlıyor. Yaklaşık 1 saat 10 dakika falan sürüyor yolculuk. $60 civarında biletler satılıyor tek yön. Online olarak da alabiliyorsunuz. Buraya geldiğiniz zaman buradan da alabiliyorsunuz. Sabah 10'da, 1'de ve 4'te kalkıyor diye biliyorum. 3 tane olduğunu biliyorum. Biz sabah 10'dakiyle geldik ve böyle rahat rahat oturdunuz. Herhangi bir sarsıntı olmadan, tabii mevsime göre değişiyor. Gelebiliyorsunuz ve sonrasında işte artık valizleri indiriyorlar. Valizlerimizi alıp gezmeye başlayacağız. Hazırsanız bugün renklere doyacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar eğer Praslin ya da La Digue'ye gidecekseniz burada Catfocos ya da uçakla gidiyorsunuz Praslin'e kadar. Ama biz önce feribotla gideceğiz, sonra dönüşte uçakla döneceğiz. Bakın burada da limanın olduğu yerde işte yolcuları için bu Catfocos dedikleri hızlı feribotlar var. Biraz gürültü var, yakınlaşıyorum. Biletinizi alıyorsunuz, ondan sonra burada valizlerinizi bırakıyorsunuz. 1 saat yolculukla da Praslin adasına varıyorsunuz. Şimdi Praslin'e geçiyoruz, orada görüşürüz. Adaya gelmemizdeki en önemli yer, en önemli sebep olan Lazio koyu arkadaşlar. Bakın şu gördüğünüz yer 2018'de, 2019'da, daha önceki yıllarda dünyanın en güzel plajlarından biri seçildi. Aslında ben hani onu defalarca kez sordum neden burası daha özel? Çünkü Seyşeller'deki bütün plajlar bu kadar güzel. Ama burası tabii ki diyorlar ki bunun bir cevabı yok. Allah tarafından yaratıldığı en güzel plaj diyorlar, böyle bir şaka yapıyorlar. Just God knows, sadece Allah bilir diyorlar, Tanrı bilir diyorlar. Bakın gördüğünüz gibi burası aslında bir farkı şu. Seyşeller'de genellikle kumsalar çok büyük değil, çok uzun değil ama burası baştan sona kadar bayağı uzun. Dünyanın en ünlü plajlarından biri olmasına rağmen yine burada da herhangi bir şezlong, herhangi bir işte böyle çökme olayı yok. Gördüğünüz gibi herkes kendisine bir ağaç altı bulmuş, havlusunu atmış, yatıyor. İnanılmaz güzel ipeksi bir kumu var. Zaten denizin rengini görüyorsunuz, arkamda anlatmaya gerek yok. Şu an çok güzel bir saatte geldik. O rengi çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Biraz artık keyif yapacağız. Denize girip çıkacağız. Sonrasında La Digue'ye geçeceğiz. La Digue'de yarın bayağı bir etkinliğimiz olacak ve sonra buraya geri döneceğiz en son gün uçağa binmek için. Burasıyla ilgili başka söyleyeceğim. Arka tarafta birkaç tane restoran var. Kendiniz böyle yiyip içebilirsiniz. Onun dışında Coco Ferry'den, yani Cat Ferry'den indikten sonra yaklaşık kısa yoldan gelirseniz, biliyorsanız şoförünüz iyiyse 20-25 dakikada buraya geliyorsunuz ama genellikle 45 dakika sürüyormuş buraya gelmek. Yaklaşık 2-3 saat buradayız. Buradan sonra da artık çok güzel bir yemek bizi bekleyecek. modern tuttuk arkadaşlar. Vallahi o sıcakta iyi geldi ya böyle bir şey yemedik. Bugün La Digue'deyiz arkadaşlar. La Digue'de turistik kayakçılar var. Böyle altı görünen kanolar. Onlarla güzel bir tura çıkacağız. Bu La Digue adasındaki kaç tane yürüyüş yerlerinde işte trekking yapacağız. Tekne turuna çıkacağız. Küçük bir tekne turuna çıkacağız. Boyları falan size anlatacağım. Şöyle bir araçla bizi otelden aldılar. Bakın biraz havadan. Tabii güneş geldiği zaman ne olur bilmiyorum. Ama şimdilik çok güzel. Heyecanla bugünü bekliyordum. Çok heyecanlıyız. İnşallah güzel günler, güzel bir gün olacak. Turumuza devam ediyoruz. Bizi böyle römöklü bir arabayla, daha doğrusu küçük bir kamyonetle bu muhteşem plaja getirdiler önce. Bugün bir günlük bir turumuz olacak. Yarısı trekking tarzında, yarısı da sahillerde geçecek. Böyle kristal kayaklara geçecek. Daha önce de söylemiştim. İşte bizi ilk getirdiği yer Grande Anse. Yani ne oluyor? Dev koy, büyük koy oluyor. Burası herhalde bu La Digue adasındaki en büyük koy. Ve gerçekten muazzam bir yine kumu var. Deniz masmavi. Daha dalgalı burası. Dilerseniz buraya bisikletlerinizle gelebilirsiniz. Bisikletleri günlük 150 ne oluyor? Rupi 150 rupi. Yani 11-12 dolar civarında bir paraya kiralayabiliyorsunuz. O gün boyu 24 saat boyunca kiralayabiliyorsunuz. O size kalıyor. İşte bu koyları yine daha fazlasını o bisikletler sayesinde gezebiliyorsunuz. İşte biz buraya biraz 5-10 dakika zaman geçirdikten sonra zaten öğleden sonra sürekli suya gireceğimiz için şurayı sadece görmek için geldik. Sonra trekking'e başlayacağız. Tatile mi geldik? Eziyete mi belli değil. Tabii bizim kaderimiz bu. Her zaman böyle çetrefilli yollardan gideriz, gezeriz. Doğayı keşfetmek lazım. Ama 35 derecede değil, %90 nemde değil. Böyle turlara çıktığınız zaman arkadaşlar özellikle kişi başı 2 litre su taşımanız çok önemli. Şu anda bizim çantanın ağırlığından büyük sebebi de o. İşte şimdi böyle La Digue'nin balta girmemiş ormanlarında gezmeye başladık. Evet, düz yoldan sonra bu yoldan yukarı doğru çıkacağız arkadaşlar, kayaların üzerinden. Biraz artık iyi bir ayakkabı giymeniz çok önemli bu tarz yerlerde. Şu anda bakın şöyle göstereyim, tepelerce çıkmaya devam edeceğiz. Evet, şimdi geçtiğimiz yerlere görüyorsunuz arkadaşlar. Denizin üstündeki kayaların içinden geçiyoruz. Böyle kafaya dikkat ederek. Şimdi buradan sonra kapatacağım herhangi bir kaza yaşanmaması adına. Çünkü sürünerek geçmemiz gerekiyor. İki saattir kayaların üzerinde iniyoruz çıkıyoruz, iniyoruz çıkıyoruz gerçekten. Kendine güvenmeyen bu yolcuda hiç çıkmasın. Çünkü çok sıcak bir havada. İnanılmaz bir nem var. Ve gerçekten çok zor. Hani yeri geliyor yere sürünerek, yere eğilerek, geri geliyor artık böyle dalların arasından, taşların arasından, altından geçerek gidiyorsunuz. Çok güzel, inanılmaz manzaralar var ama gerçekten kendine güvenmeyen, ayakkabısına güvenmeyen hiç bu tura çıkmasın. Arkadaşlar yani 3 saat o ormanca yüzdükten sonra böyle muhteşem bir yere geldik. Sahile açıldı ve gizli havuzlar var. Böyle işte farklı havuzlar. Okyanusun kayalar arasında yaptığı muhteşem havuzlar var. Her yerde bir de yengeç var ki ben severim. Şimdi gireceğiz, biraz dinleneceğiz. Ondan sonra artık keyfimize bakacağız. Sonrasında sanırım kısa bir yolculuğumuz daha olacak. O yüzden iyice dinlenmemiz lazım. geldik. Uzunca bir turdan sonra, yürüyüşten sonra dinlendik ve bize sağ olsunlar rehberlerimiz güzel bir meyve hazırladılar. Böyle büyük yapraklar içinde egzotik meyveler, karpuzlar, limonlar, avokadolar, ne isterseniz burada mevcut. Gerçekten çok güzel oldu bu. Bayağı bir enerjimiz düşmeye başlamıştı ama ortam gerçekten cennet gibi. Şimdi geldiğimiz nokta arkadaşlar Anne's Pierrot, diğer adıyla herkesin bildiği Robinson Crusoe'un filminin çekildiği koy arkadaşlar burası. La Digue'deki en güzel koylardan bir tanesi şu anda. Bakın filmi izleyenler bilir. Robin Crusoe burada mahsur kalmıştı. Hatta tepedeki kayaların üzerinde de orada yağmur yağdığı zaman o kayalara saklanıyordu. Gerçekten orayı da görmek çok güzel oldu. Bu son zamanlara filmlerin çekildiği birçok seti görme imkanı bulmuştuk ama çok sevdiğim filmlerden bir tanesi olan Robinson Crusoe'nun çekildiği yeri de görmek gerçekten çok güzel oldu. Arkadaşlar şu anda La Digue adasında Robinson Crusoe'nun çekildiği yerdeyiz. Burada kano, kristal kanolar var. Şu an çekim yapan arkadaşlarım kiraladılar bunları. Burada kano yapabiliyorsunuz. Çok güzel görüntüler çekebiliyorsunuz kristal oldukları için de. Burada yaklaşık böyle birkaç saat kanoyla gezdikten sonra artık otelimize döneceğiz. Çok acayip bir saatte geldik buraya. Renkler de muazzam. Film çekilen yerlerde de kano sürmek ayrı bir keyif. Hadi o zaman devam edelim. Tekrardan merhaba arkadaşlar. La Digue'de kaldığımız otelimizi anlatmak istiyorum. Burası Chateau Saint Cloud. Yani bulutların üzerindeki kale gibi bir şey. Fransızca'dan etkilenmiş. Gördüğünüz gibi çok güzel bir sanki Amazon ormanlarının ya da işte bir egzotik bir ormanın ortasında kendine ait böyle bungalovlar demeyeyim yani ev tipi bungalovlar gibi düşünün. Her bir oda ayrı arkadaşlar. Bu kısmı biz şurada kaldık. Ama burada iki katlılar da var. Onların fiyatları bir tık daha düşük oluyor. Ortasında çok güzel şirin bir havuz var. Egzotik ortamlarının zaten o vazgeçilmezlik kafeleri, restoranları aynı o şekilde çatılı. Her yerde envai çeşit ağaçlar var. Kuşlarla bir aradasınız. Yani çok güzel burası. 150-160 euro arasında fiyatları değişiyor gecelik. Onun dışında artık bugün La Digue kısmını bitirip Seyşeller gezimizi tamamen noktalayacağız. Ve tekrar Praslin'e geldik arkadaşlar. Şu anda bulunduğumuz yerde Valle de Mai. Yani burası bir vadi gibi bir yer. İçeride bu meşhur Coco de Mer, size daha önce anlattığım meyvenin yetiştiği ağaçları göreceğiz, yetiştiği yerleri göreceğiz. Onun dışında bir botanik bahçe gibi düşünün. Çok bu bölgede yaşayan birçok hayvanı ve bitkileri tek tek böyle inceleme fırsatımız olacak. Güzel bir doğa yürüyüşü yapacağız. Zaten doğanın içinde bile doğa yürüyüşü yapıyoruz. O da çok. Biz zaten şehirler böyle bir ormanın içinde kurulduğu için böyle bir yerleri böyle ekstradan yapma gereği niye duymuşlar anlamadım. Tabii şaka bir yana. Burası koruma altındaki bir bölge. Çünkü Coco de Mer meyvesi çok özel bir meyve onlar için. Dünyada eşi benzeri yok ve sadece burada var. Şimdi yakından kendileriyle tanışma fırsatı bulacağız. Buraya da bilet alarak bile giriyorsunuz. İsterseniz buraya gelip kapıda biletinizi alabilirsiniz. Fiyatları vermeyeceğim çünkü değişken olabiliyor. Yine geldiğiniz zaman kontrol edebilirsiniz. Dünyanın en büyük tohumlu ağacıyla karşı karşıyayız. Burası Coco de Mer ağacı. Çok güzel bir doğada. Bakın zaten kuşların sesini duyuyoruz. This is blue eagle voice. Is it blue? Ha, black parrot. Siyah papağanın sesiymiş bu. Neyse devam edelim. Bakın bu Coco de Mer meşhur meyvenin dişi ağacı, dişi meyve şu yeşil kabukların iç kısmında 24-25 kilogram ağırlığında bulunuyor. O da bunları işte dünyanın en ağır tohumlarını taşıyan ağacı yapıyor. Coco de Mer ağacı arkadaşlar. Bu Seyşeller'in ulusal meyvesi. şu anda gün batımı zamanında Praslin'in en güzel sahillerinden birine geldik. Şurada güzel de bir kanal var. Oradan su akıyor, denizle birleşiyor. Yani gördüğünüz gibi cennet ada burası. Seyşeller boşuna dünyadaki cennet demiyorlar bu ada için. Ve son otelimize geldik arkadaşlar. Burası Oasis Otel, spa oteli burası. Şu anda bulunduğumuz yer artık Praslin'in böyle batı tarafı. Orayı da biz görmemiz için burayı seçtik konaklama için. Gördüğünüz gibi otel bu şekilde çok güzel şirin villaların oldu ama tabii her oda bir katta. Bayağı büyük bahçesi ve gördüğünüz en büyük yüzme havuzu, öyle söyleyeyim. Genel olarak buradaki havuzlar küçük oluyor. Bir tulbarı var. Yine sabah, öğle, akşam yemek hizmeti de veriyor sizin tercihinize göre. Odalar oldukça ferah ve güzel. Yani akşamda böyle müzikli falan renkli bir şov oluyor havuzda. Bundan sonraki rotalarımızı artık göreceğiz. Birazdan kapanışta görüşürüz. Ve Praslin havalimanına geldik arkadaşlar. Bugün artık dönüş yolculuğumuz başlayacak. Geceki uçağımız için Maha'ya döneceğiz. Ve bu küçük uçaklarla, tropikal ada uçakları dediğimiz o minik motorlu uçaklara döneceğiz. Benim için yıllar sonra tekrar bu deneyimi yaşamak çok güzel olacak. İnşallah havadan da muhteşem görüntüler çekeceğiz. Daha önce söylemiştim. Seyşeller'de %2-%3 oranında bir Müslüman nüfusu var. Müslümanların sayısı az olsa da iki tane Victoria'da cami var. Bunlardan bir tanesi işte Victoria Camii diye geçiyor. Çok sade bir cami. Hemen civarında olan yapılarda kültür merkezinin yapıları. Orada da şu an mesela Ramazan'la ilgili bazı etkinlikler de sağ tarafta başlamıştı, yapıyorlardı. Akşam hazırlık yapıyorlar muhtemelen. Orada dışında pek bir şey yok ama bu cami ve bir tane daha küçük cami var ama size bunları göstermek istedim. Artık yolumuza devam edebiliriz. Ve şu anda geldiğimiz yerde adanın kuzeyindeki Beau Vallon sahili ve bölgesi mahallesi. Burası diğer gördüğümüz yerlere göre çok daha turistik bir yermiş. Neden diyeceksiniz? Çünkü böyle trafiğe kapalı. Hemen kumsalın yanında 1 kilometrelik bir cadde var. Hatta 3 kilometrelik plaj diyorlar ama şurası 1 kilometre boyunca devam ediyor. Sağlı sollu bir sürü böyle hem sahil kenarında yapacağınız turistik aktiviteler hem de böyle meyve satıcıları, egzotik meyve satanlar, işte sokak lezzetleri satanlar, oteller, restoranlar, kafeler dizilmiş durumda. Hani bizim böyle Akdeniz kasabalarının benzeyen bir yere gelmiş gibi olduk. Burası da çok güzel, çok beğendik. Artık kapanışta burada yapmak bizim için de iyi oldu. Böyle daha güzel bir, eğlenceli bir yerde yapmış olmak. Bugünlük de bu kadar diyoruz arkadaşlar. Seyşeller gezimizin sonuna geldik. Benimle kalmaya devam edin. Çok güzel rotalar gelmeye devam edecek. Görüşürüz.